Konumuz hikaye. Hikayenin matematiği. Edebiyat. Evet. Hikaye ve matematik kelimeleri pek yan yana nasıl duruyor bilmiyorum ama hikaye anlatımı insanlığın en eski alışkanlığı veya en eski özelliği. O kadar eski ki hatta kadim dinlerde de var bu. Hikaye anlatarak insanlara bir şey anlatıyorsunuz. İki türlü eğitim vardır. Bir, dikte ettirirsiniz. Bir takım bilgiler vardır. Bunları size aktarıyorum. Bunları öğrenin dersiniz. Bu tabii bugün kullanılan bir yöntem. Belki sanayi inkılabıyla falan, biraz teknolojinin gelişmesiyle. Ama asıl hikaye eskiden bütün bunların olmadığı bir dönemde başlıyor. Ve hikayeler işi daha estetik ve heyecanlı hale getirir. Ve bu başlar savaşmaya. Sonra canavarı mızrağıyla öldürür ve halkın önüne atar. Hikaye ne kadar heyecanlı, ne kadar estetik veya fantastik olursa kalıcı olması o kadar fazla olur. Bu değişmez bir şeydir. İnsanlar ilginç hikaye dinlemeyi sever. İlginç kılmalısınız hikayenizi. Mesela Leyla ile Mecnun, Romeo ve Juliet hikayelerinde de hikayenin ilginçliği iki düşman ailenin çocukları olmasıdır ikisinin de. Çatışma. Titanik süper bir örnek. Evet. Fakir bir oğlan, bu da tersinden kız aristokrat, zengin burjuvanın içerisinde bu aşk, bu ilgi çeker. Bu arada Titanik dediniz de çok küçük bir anekdot. Bir üniversite sorusunu açıklıyordum öğrencilere. Şöyle bir şey vardı. İnsanlar gerçeği değil, gerçeğe benzerliği sever diye. Onlara şunu söyledim. Dedim ki bu soruyla ilgili olarak. İki sinema var. İki sinemada iki tane gösterim var. Birisi James Cameron'ın Titanic filmini gösteriyor. Yani ilk defa gösterildiğini düşünün. Bir tanesi de BBC'nin yapımı. Ama çok gerçekçi. Gene bütün canlandırmalar yapılmış ama birebir aynısı. Titanic belgeseli var. Gitmişler, çekmişler falan, orada olan biten falan. Ve ben dedim ki çocuklara, iki sinema var, bir biletiniz var, birine gireceksiniz. Hangisine girersiniz? Filme girer herkes. Bize ne anlatıyor? Bence müthiş bir karakter profili var. Bunun hayatındaki iniş çıkışları izleyin ve sonunda başardığını göreceksiniz. Hikayenizde ne kadar gerebilirseniz, katarsis dediğimiz o sondaki boşalma, ruhsal boşalma, duygusal boşalma o kadar güçlü olur ve o kadar unutulmaz olur. Karakterin, hikayenin derinliği, çatışmaların gücü. Bunlar olmadan ilgi çekemezsiniz. Yani birkaç film, sadece Yusuf'un hikayesini anlattık. Birkaç sinema tarihinde de birkaç filmin hikayesini ve çatışmalarına göstermek isterim. Ben çok bilinen kült filmlerden tercih yapmak istiyorum. Çünkü çok insan seyretmiş olur. Mesela IMDb'de en iyi filmler listesinde Baba Godfather filmi. Bir de hocam ben şunu soracağım. Sizce fikrinizi almak istiyorum. Hani edebiyat ve sinemadan bahsettik de sizce en iyi edebiyat uyarlaması olan film hangisi? Ben onu öğrenmek istiyorum veya önerdiğiniz bir film var mı izlememizi? Benim çok sevdiğim bir İran filmi var. Bir Ayrılık. 2011'de Oscar ödülü de aldı. En iyi yabancı film dalında. Onu anlatacaktım da vakit olursa diye ama fazla uzatmıyorum. Bence onu izleyin. Orada bütün bu işin matematiği nasıl yapmış, nasıl çatışmaları yönetmiş ve inanılmaz bir son. Ben o sinemada seyrettiğimde 2011 yılında jenerik falan da bitti. Herkes yerine çakmıştı yönetmen. Bak bu çok iyi bir katarsistir. Bu filmi izlemeniz lazım. Bir başkası, not alıyor musunuz bilmiyorum ama Bir Ayrılık. Asgar Farhadi çok iyi bir İranlı yönetmen. Bu arada İran sineması da çok iyidir. Çok başarılı yönetmenleri var. Şey var. İtalyan bir yazar Tortorino. Benim çok eskiden sevdiğim 70'leri anlatan bir filmi vardı. Sinema Paradiso diye. Çok benzer bize de. Yani benim çocukluğumda da benzer hikayeleri o
Sicilyalı bir adam. Orada yaşadıkları çok benzer hikayeler anlatmış. Bir çocuğun gözünden o günkü dünyada, bu filmi önermemin sebebi şu. Sinemacı olmak isteyen bir kasaba çocuğu. Benim gibi. Ve bunun o çocukluktan başlayan mücadelesi, sonunda geldiği nokta ve sonra tekrar geldiği yere bakışını anlatan çok iyi bir otobiyografik film. Bu adamın, yazarın başarısıdır yani. Senin tam tersi yapmış. Görmek, işte dediğim gibi o insanlık belleğinde yaratılan o karakterler, bunları görüp daha sen fazla şeyler çıkarabilirsin. Bir de çok dünyada tabii kült olmuş yabancı ve yerli kitaplar var. Bunları okumak gerekir önce. İşte Kafka'dan, Zweig'den, işte Albert Camus'dan, Dostoyevski'den falan onların başlayabilirsiniz. Çok bilindik kitaplar. Sonra artık kendi sesini ya da kendi dünyanı bulabilirsin. Mesela benim Kazancakis'tir. Ben bunu herkese önermem. Ama tam benim adamımdır yani. Okurken müthiş keyif alırım. Çok benzerlik bulurum kendimde. Ama herkesi de mutlaka oku demem. Çünkü bilirim, bulmayabilir herkes. Biraz başka bir şeydir o. Anlatabildim mi? Evet, teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Tanıştığım zaman ne oldu?